Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de özellikle PKK ve PYD'nin bulunduğu alanda sınır güvenliği amacıyla kuracağını açıkladığı 30 bine yakın silahlı unsurda, unsurdan oluşacak ordu amaç itibariyle Türkiye'yi Suriye'yi ve Irak'ı baskı altına almaktır. ABD'nin Suriye'de bir çözüm olmadan çözüme dönük çalışma yapmak yerine Suriye'yi ayrıştırmaya dönük bir çaba içerisinde olması üzüntü vericidir. Bu Suriye dosyasındaki en kritik gelişmedir. Bundan daha önemli bir gelişme olamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5-6 yıldır Suriye'de neyle uğraştığının açıkça ifşasıdır. Bundan daha iyi izah olamaz. Amerika Birleşik Devletleri bölgede kendine taşeronlar arıyor. Her milleti taşeron görüyor ve onlarla bölgeyi dizayn etmek istiyor. Bunu Irak'a karşı kullanmak istiyor, Türkiye'ye karşı kullanmak istiyor ve Suriye'ye karşı kullanmak istiyor. Trump yönetiminin dış politikadaki bu adımlarını doğru bulmuyoruz. Bunu bölgeyi bölme, parçalama yönünde adımlar olarak görüyoruz. Ve ABD yönetiminin de bu tür adımlardan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Suriye'de akan kanı durdurmak, birlik bütünlüğü sağlamak ve etnik ve mezhep ayrılıklarını gidermek ve Suriye'de her kesimin, Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların ve diğer halkların birlikte yaşayabileceği ortak bir zemin yaratabilmek peşindeyiz. Ama bu ortamdan yararlanıp Suriye'de farklı senaryolar içerisine girilmesini çok tehlikeli buluyoruz. Bu ABD'nin özellikle Suriye'de siyasi çözümün konuşulduğu, o kadar sayısız Güvenlik Konseyi kararının olduğu bir ortamda ABD'nin yapacağı iş olmamalı. Türkiye şu anda her zamandan daha fazla dikkatli olmalı. Demin arz ettim. Burada bir tuzağa çekilmemeli. Bir çatışma alanına sürüklenmemeli. Ve bilmeliyiz ki Türkiye orada terör örgütleriyle boğuşturulursa içeride de bazı olaylar patlatabilirler çok dikkatli karar almak lazım. Bence Suriye'de bir an önce siyasi çözüm ve toparlanma konusunda kendi pozisyonunu özellikle İdlib ve Esad'la ilgili ve Suriye'nin geneliyle ilgili bu mezhepçi yaklaşımı derhal son vermeli ve Suriye'de siyasi birlik konusunda uluslararası atağa kalkmalı ve Suriye'de bir an önce siyasi süreci başlatıp başlatmaya yardımcı olup bütün aktörleri devreye sokup bir an önce siyasi süreç ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusuna odaklanılmalı. Suriye'de parça başı çözüm bir sonuç değildir. İdlib konusuna yoğunlaşmak demek İdlib'de sizi El Nusra, El Kaide, IŞİD ve diğer terör gruplarıyla aynı kefeye koymak anlamına gelir. Ve bu Türkiye'ye zarar verir. Ve zarar veriyor. Bizi bir sonuç alamayacağımız, asla kazanamayacağımız bir alana hapsettiler. Onu yırtıp atmalıyız ve siyasetin manevra alanını genişletmeliyiz.